إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن مضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Arkadaşlar Camiu Sahih okumaları devam ediyor. Kitab-ı Zeka 22. baptayız. 22. babımız Babu Fadli El Meniha, yani El Menihati, yani sağlam hayvanı ödünç vermenin fazileti babı. 73 nolu rivayetteyiz. Haddethena Züheyr İbni Harbin, bize Züheyr İbni Harb tahdis etti. Haddethena Süfyan İbni Uyeyne, bize Süfyan İbni Uyeyne tahdis etti. An Ebi Zinadin, o da Ebu Zinad'da. Anil A'raç, o da A'raç'ta. An Ebi Hureyre, o da Ebu Hureyre'de. Yebluğu bihi enne racülün yemnehu ehli beyti nefaka. Ebu Hureyre diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam teğuddu bi ussi ve teruhu bi ussi inne ecraha le azim le azimun. Dikkat edin dedi, sabahleyin bir kap, akşamleyin bir kap süt veren bir deve, yani menihay ödünç olarak bir aile veren bir kimse için bunun sevabı pek de büyüktür dedi. Allah'ın Resulü bunun ecri pek de büyüktür dedi. Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ebu Hureyre diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem men menaha menihaten غدت بصداقة وراحت بصداقة صبوحها وغبوقها. Diyor ki Allah Resulü her kim insanlara faydalanması için birine sağlam bir hayvan verirse o kimse, yani ödünç, o hayvanın sabah öğünde akşam öğünde bir sadaka olur buyurdu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Geldik 23 nolu baba. Babu meselil münfiki vel bakhil. Yani Allah için infak edenle Allah için infak etmeyen kimsenin misali veya cömert ile cimrinin misali. Ve yani böyle bir bab başını açmış İmam Müslim rahmetullahi aleyh. Haddethena Amrun Enneqadi, bize Amr Enneqadi tahdis etti. Haddethena Süfyan İbni Uyeyne, bize Süfyan İbni Uyeyne tahdis etti. An Ebi Zinadin, o da Ebi Zinad'da. Anil A'racı, o da A'raç'ta. An Ebi Hureyre, o da Ebu Hureyre'de. Anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, o da Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'de. Kale Amrun, Amr dedi ki ve haddethena Süfyan İbni Uyeyne, bize Süfyan İbni Uyeyne tahdis etti. Kale dedi ki ve kale yine dedi ki İbn-i Cüreyc, İbn-i Cüreyc dedi ki Anil Hasan İbni Müslim, o da Hasan İbni Müslim'de. An Tavusin, o da Tavus'ta. An Ebi Hureyre, o da Ebi Hureyre'de. Ani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, o da Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'de. Kale, Allah'ın Nebisi dedi ki aleyhissalatü vesselam Meselün münfiki vel mütesaddik, Allah için infak edenle infak yani sadaka veren ile ve sadaka veren kimsenin misali dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kemethali racun aleyhi cübbetani ev cübbetani ev cübbetani min ledünni üstüdiyyehma ila terakihima. Dedi ki Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem infak eden sadaka veren kimsenin misali, yani durumu, üzerinde memelerin yanında köprücük kemiklerine kadar demirden iki cübbe vardır. Yani iki cübbe bulunur. Böyle örnek veriyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Veya iki zehre bulunan bir kimse gibidir. İnfak eden, yani Allah için veren bir kimse, ravi bir diğer lafıza sadaka veren kimse, sadaka vermek istediğinde zehri onun beden üzerine genişler ya da uzar, yani açılır. Cimri olan harcamak istediğinde de zehri üzerine büzülür ve her bir halka kendi yerini alır.
Nihayet o kimse parmak uçlarını kaplar ve izlerini yok eder. Yani cimri olan bir kimse de malını infak etmek istediği zaman, yani böyle birisine Allah için vermek istediği zaman, böyle o zehir onun her tarafını kaplar, büzer. Böyle her tarafını kapatır ve adam hareket edemeyecek duruma gelir. Yani infak etmek istese de, Allah için vermek istese de buna muvaffak olamaz. Çünkü engel vardır. Hakikaten de arkadaşlar, böyle cimri insanlar yani Allah için vermemek için bir sürü bahane uydururlar. İşte buradaki bu insanların bahaneleri veya işte bu nitelikleri Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem bir zehra veya işte bir böyle insanı sıkan cübbeye benzetmiş. Ve bu kimse işte infak etmek istese bu cübbe böyle kendisini sıkar. Netice o adam infak edemez. Ebu Hureyre cübbe genişletmeye çalışır. Yani genişletmeye çalışır onu genç kimse, ama genişletemez demek istiyor diye bir ilavede bulunuyor. Geldik bu hadisin devamında, yine Ebu Hureyre diyor ki Allah Resulü şöyle bir benzetme yaptı. Cimri ile sadaka veren kimsenin benzetmesi. Yani cimri kimdir? Cimri Allah için bir kuruşunu vermeyen, sadaka veren ise hiçbir karşılık beklemeden livecillah, alemlere rap olan Allah için infak eden kimsedir. Dedi ki Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem, demirde bir zırh bulunan iki kişi gibidir. Bu iki kişinin elleri memellerine ve küpürcük kemiklerine doğru yapıştırılıp sıkıştırılmıştır. Cömert olan, yani Allah için veren kimse, her sadaka verdikçe zırhı, yani o korucu olan elbisesi vücut üzerine genişlemeye başlar. Yani böyle rahattır. Hani böyle onu sıkan bir şey yoktur. Nihayet parmak uçlarını örtüp yüzündeki izleri yok eder. Cimri ise bir sadaka vermek istedikçe zırhı büzülür ve her bir halkası kendi yerini alır. Yani adamı engeller. Neticede Allah için sadaka vermeye muvaffak olamaz. Ebu Hureyre ekledi. Ben aleyhissalatü vesselam'ı parmaklarını yakası içine sokup genişletme çabası işaret ederken, yani böyle yakasının içerisinde böyle parmaklarını sokuyor, böyle de olabilir veya buna benzer bir şey de böyle yaparken gördüm diyor. Onun zırhı genişletmeye çalıştığını da zırhın genişlememesini bir görseydin diyor Ebu Hureyre radıyallahu an. 77 nolu rivayet arkadaşlar, yine bu hadisin benzeri. Ebu Hureyre diyor ki Allah Resulü dedi ki cimriyle sadaka veren kimsenin, yani cömertin örneği, üzerinde demir iki zırh bulunan iki kişi gibidir. Sadaka veren, yani cömert olan bir kimse, bir sadaka vermeye davranıp üzerindeki zırhı yürüyüşündeki ayak izlerini silecek kadar genişleyip uzar. Cimri olan bir kimse de bir sadaka vermek istediğinde üzerindeki zırhı büzülüp kasılır ve iki elini köprücük kemiklerine sımsıkı yapışır. Her bir halkası da kendine uygun gelen eşine ne yapar? Geçip büzülür. Ebu Hureyre diyor ki Allah Resulü'nde işittim, o cimri zırhı genişletmeye çalışır fakat buna gücü yetmez. Evet arkadaşlar, toparlayacak olursak bu babı, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada cimriyle cömert kimsenin örneklerini veriyor. Yani Allah için sadaka veren ile Allah için vermeyen kimsenin örneklerini veriyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve ikisini böyle üzerinde iki koruyucu, yani zırh olan veya cübbe olan kimse. Cömert bir kimse böyle infak etmek istediği zaman böyle işte cübbesi genişler, böyle zırhı genişler. Neticede Allah için rahat infak eder. Ama cimri olan bir kimse ise böyle hani elini işte Allah için infak etme uzattığı zaman böyle cübbesi onu sıkar, zırhı sıkar. Adamın her tarafını böyle yerli yerince sıkar ve neticede adam Allah için infak etmeye muvaffak olamaz. Durum budur. Şöyle bir tabir vardır. Allah'a sevimli, yani bahil, yani cimri bir alim, cömert olan bir fasığa nazaran Allah, fasık bir cömert Allah katında daha sevimlidir. İnsanlar nazarında da böyledir. Cimrilik büyük bir beladır, büyük bir hastalıktır.
Allah böyle bir hastalığa müptela olmaktan bizleri muhafaza kılsın. Çünkü cimrilik gerçekten kötü sonuçlar doğuran bir huydur, bir niteliktir. Allah bu hale düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Geldik 24 nolu baba. 24 nolu babımıza gelince babu subuti ecri el-mutasaddiqi ve in vakati sadakatu fi yedi gayri ehliha. Ehli olmayan kimseye sadakası gitse de sadaka veren bir kimsenin ecrinin yani sevabının gerçekleşmesi. Bak başlığımız böyle. Yani bir adam Allah'ın rızasını kazanmak, sevap kazanmak için, ecir kazanmak için ne yapmıştır? Sadaka vermiştir. Ama sadakası yanlış yere gitmiştir. Yani Allah'ın razı olmamış olduğu bir yere gitmiştir. Böyle bir durum bile vaki olsa yani gerçekleşse bu adamın yapmış olduğu sadakasının ecri yani yapmış olduğu sadakasının mükafatını alır babı. 78 nolu rivayete geldik. Haddeteni Süveyd İbni Said. Bana Süveyd İbni Said tahdis etti. Haddeteni Hafs İbni Meysere. Bana Hafs İbni Meysere tahdis etti. An Musa İbni Ukbe. O da Musa İbni Ukbe'den. An Ebi Zinad'in. O da Ebu Zinad'da. An Araç. O da Araç'ta. An Ebi Hureyre. O da Ebi Hureyre'de. An Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem. O da Allah'ın Nebisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de. Kale. Allah'ın nebisi dedi ki aleyhissalatü vesselam Kale raculun la le etesaddeqanne leylete bi sadakatin feharaca bi sadakati fevada'a fi yedi zaniye feasbahu yetehaddethune tusaddequ leylete ala zaniye. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir adam dedi ki bu gece bir sadaka vereceğim Allah için diye sadaka vermek için çıktı ve sadakayı verdi. Ama adam vermiş olduğu sadaka bir fahişe kadının eline geçti. Yani adam dedi ki ben bu gece Allah için bir sadaka vereceğim. Neticede adam çıktı bir sadaka verdi. O sadakası da ehli olmayan fahişe bir kadına gitti. Sabah olunca insana dediler ki bak gördünüz mü? Bu akşam işte birisi, aferin dün akşam birisi zinakar olan bir kadına sadaka vermiş diye konuşmaya başladılar. İnsanlar böyle dediler. Yani maalesef de demek ki hiçbir dönemde durum değişmiyor. Adam bir tanesi akşamleyin diyor ki ben bu akşam Allah için bir sadaka vereceğim. Adam sadakasını veriyor. Neticede ne oluyor? Sadakayı verdiği kimse bir fahişi. Bugünkü örfü ifadeyle orospu bir tanesine işte ya veya biraz daha toplumun anlayacağı dille hayat kadınına sadaka veriyor. Sabah olunca insanlar diyorlar ki bak görüyor musunuz işte hayat kadına sadaka vermiş. Devamında adam dedi ki Allahümme lekel hamd ala zaniye. Allah'ım dedi ki sana hamd olsun ben bir zaniye sadaka vermişim. La tesaddaqane bi sadakatin. Dedi ki sana yemin olsun ki ben yine bir sadaka vereceğim. Yine Allah'a yemin olsun ki dedi ben yine bir sadaka vereceğim. Fe haraca bi sadakatin ve çıkarttı sadaka verdi adam. Fe vada fi yedi ganin. Derken adam vermiş olduğu sadaka bu sefer zengin birisine vermiş adam. Yani adam sadaka vereceğim dedi ama neticede vermiş olduğu sadaka zengin bir adamın eline gitti. Feasbahu sabah olunca yetehaddetune insanlar konuştular. Tusaddaku ala ganiye dediler ki zengin bir adama sadaka verilmiş. Böyle şey mi olur ya dediler. Böyle konuşmaya başladılar. Kale adam dedi ki yani sadaka veren kimse Allah melekel hamd ala gani dedi ki Allah'ım sana hamdolsun ben zengin birisine sadaka vermişim. La tesaddaqanne bi sadakatin. Ben bir sadaka daha vereceğim dedi. Fekharaca bi sadakatin. Ve adam çıkarttı sadakayı verdi. Fevada fi yedi onu ifade edince yani sadakayı fi yedi sarık. Bu sefer de sadaka vermiş olduğu adam hırsızmış. Hırsıza sadakasını veriyor. Fe asbahu yetehaddetune. Sabah olunca insanlar konuşmaya başladılar. Dediler ki tusaddaqu ala sarık. Hırsıza sadaka verilmiş. Böyle şey mi olur kardeşim ya? Hani insanlar derler ya, tembane bir iyilik yapacaktın yani böyle şey mi olur? İnsanlar her meseleyle alakalı konuşurlar. Hakikaten yani vahim bir durum. Böyle konuşuyorlar. Yani diyorlar ki işe bak ya. Adam işte Allah için ben sadaka veriyorum diyor. Hırsıza gitmiş vermiş. Fekal dedi ki adam Allahümme lekel hamd. Ala zaniye dedi ki Allah'ım sana hamdolsun. Ben bir sadaka verdim. Fahişeye vermişim.
Ve ala gani. Bir diğer sadaka verdim. Zengin adama vermişim. Ve ala sarikim. Bir başka sadaka verdim. Bu da hırsıza gitti. Ne olacak yani tarzında? Fe utiye fekile lehu. Diyor ki o adama gelindi. Yani o adama gelindi. Ve denildi ki. Şimdi burada kitabı tercüme eden rüyada ona gelindi diyor ama Allah doğrusunu bilir. Rüyadan gelindi diye bir karine binen bunu söylemiştir. Biz şu an bunu bilmiyoruz ama adama geliniyor ve deniliyor ki emma sadakuce fekkad kubilet denildi ki adama verdiğin sadakalar kabul oldu dedi. Yani senin verdiğin sadakalar kabul oldu. Emma zaniyetü dediler ki fahişe kadına gelince فَلَعَلَّ تَسْتَعِيفُ بِهَا اَنْ زَانِيَا dedi ki umulur ki bu fahişe kadın bu sadaka sebebiyle iffet sahibi olur artık bu işi terk eder. وَلَعَلَّ غَنِيُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا عَتَهُ اللّٰهُ dedi ki zengin adama gelince o da kendisine bu sadaka verildiğinden dolayı belki bundan ibret alır. Allah'ın kendisine vermiş olduğu mallarda fakir fukara infak eder. وَلَعَلَّ سَارِقُ hırsızla gelince umulur ki yes tafi yestaifu biha ansariki. Bu sadaka sebebiyle hırsızlığı terk eder denildi. Toparlayacak olursak. Şimdi dedik ya topluma bakılırsa durum şu. Adam neymiş? Allah için mal verdiğini söylüyor ama gitmiş fahişeye vermiş. Böyle şey mi olur? Allah bunu kabul eder mi? İnsanlar böyle derler. Veya İşte diyelim ki adam sadaka vermiş gösteriş olsun diye gitmiş malın mülkün hesabını bilmeyen trilyonluk adama sadaka vermiş. Böyle de diyorlar. İnsanlar bu meseleleri konuşmaktan mahirdiler biliyorsunuz. Adam sadaka vermiş gitmiş hırsıza vermiş. Hırsızın ortağı ya o yüzden öyle derler. İnsanların demeyeceği şey yoktur. Ama sadaka Allah için yani verilen mal yanlış adrese de verilse, yanlış yere de gitse o yapılan sadakanın ecri gerçekleşir. Ama er ama geç bizim anlayacağımız ifadeyle li vecihillah Allah için verilmişse o gerçekleşir. Allah için bu amel yapılmıştır. Onun derecesini, onun ecrini verecek olan alemlere olan Allah'tır. Bu yüzden işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir adam sadaka vermeyi ahdediyor ve sadaka veriyor. Vermiş olduğu ilk sadaka fahişe bir kadına gidiyor. Vermiş olduğu ikinci sadaka zengin bir adama gidiyor. Bize kalırsa kızarız biz buna. Vermiş olduğu üçüncü sadaka kime gidiyor? Hırsıza gidiyor. Ve kendisine geliniyor. Diyor ki fahişeye gelince umulur ki bu sadakayla beraber bu işi bırakır. Zengine gelince bunda ibret alır. Allah'ın kendisine vermiş olduğu malda infak eder. Hırsıza gelince bunun sebebiyle terk edebilir. Neticeyi kelam, ifadeyi meram. Verilen sadaka yanlış yere de verirse o kabul olur ve ecri verilir. Allah bizlere güzel bir anlayış lütfetsin. Yaşamış olduğumuz zihni, kalbi her tarafı kirlenmiş olan bu dünyada ve içinde yaşamış olduğumuz her tarafı kirlenmiş olan bu toplumda Rabbimiz bizlere güzel bir anlayış lütfetsin. Rahmetiyle bizlere muamelede bulunsun. Bizi kendi kendisine yetinen, azgınlaşan, tağutlaşan adam kılmasın. Kendisine kul aleyhissalatü vesselama ümmet olacak olan fehmi, anlayışı bizlere lütfetsin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.